Gece gündüzden iyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz ve müziğin gündemiyle başlıyoruz gece gündüze. Unutulmaz şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Ezgi'nin günlüğü 18. albümleri Aşk Zamanı'nı yayınladı. Nadir Göktürk'le birlikte artık Ezgi'nin günlüğü genç ellere emanet. İşte o albüme dair ayrıntılar. Yokluğuna yol yol asa uzasa unutmam. 1980'den Ebruli'ye, biraz gerçek, biraz hülya. Aşk Bitti'den Düşler Sokağı'na unutulmaz şarkılara imza atan Ezgi'nin günlüğü, 18. stüdyo albümleriyle müzikseverlerle buluşuyor. Aşk Zamanı adlı albümde 12 yeni şarkı yer alıyor. Belki erken gideriz, belki de sabahı ederiz. Ağırlıklı olarak babam Nadir Göktürk'ün söz ve müziklerinden oluşuyor. Aynı zamanda benim müziğimin olduğu ve babamın sözlerini yazdığı bir parçamız var. Burada biraz daha aslında ilk albümlere doğru gittiğimizde ki sound, söyleme şekli, şarkılar biraz daha yakın yani. Biraz daha batı tarzda diyebiliriz. İstemem yaşamak için aşka neden? Bana açıkçası huzur veriyor. Dinlediğim zaman hani çok gergin bir dönemdeyiz. İnsanlar zorluklar yaşıyor çok. Problemler var dünyada. Ve biraz olsun dinleyince hani bu insanların avucuna biraz sevgi bırakmak gibi geliyor bana. Yağmur, yağmur. Albümün ilk video klibi Aşk Zamanı şarkısına çekildi. Aşk Zamanı'nı Nadir abinin bestesi, sözü müziği çok hissederek, severek söylemeye çalıştım. Klibi de ona çektik. Seni düşünmek güzel şey. Albümde Ataol Behramoğlu'yla Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelenen şarkılar da yer alıyor. Güzel bir aşk şiiri Nazım Hikmet'in. Şiir iki bölümden oluşuyor, farklıları da yazılmış. Cem Karaca diğerini bestelemişti. Sanırım Candan Erçetin bizim şiiri bestelemişti. Yani tabii ki şiirler istenildiği kadar bestelenebilir. Yani 100 kere de bestelense önemli olan hissedip farklı güzel bir şey yapmak. Fakat Ezgi'nin günlüğü müzikte 35. yılını düetler albümüyle kutlamaya hazırlanıyor. Alternatif müziğin öne çıkan isimlerinden Yasemin Mori, müzikte 10. yılını 4. albümü Esterella ile kutluyor ve albümde Cem Yılmaz'la APO ile de düetleri var. İşte o albümle ilgili Yasemin Mori'nin bize anlattıkları. Dönüyorum altında. Yasemin Mori 2008'de Hayvanlar albümüyle müzik dünyasına girdi. Mori'nin müzikal denemelerini içeren Deli Bando adlı ikinci albümü 2012'de Finnari Kakaraska 2015'te yayınlandı. Deli Bando kalla, bedenimi kurşunlara zırhlar gibi yiyor. Hayvanlardan sonra böyle birazcık daha aslında kendimi müzikal olarak yetersiz hissediyordum ve merak ettiğim çok konu vardı ama sadece böyle bir albüm paketlendi çıktı. Ama ben müzikle ilgili daha keşfimin başında bile hissetmiyordum kendimi. Dolayısıyla bu keşifleri yaşamak için şanslar doğdu. İşte Koran Fudacı ile tanıştım. Köklerime indiğimi düşündüğüm deneyimler, müzikle ilgili birçok keşifler yaşadım. Ben bu sokakların yılanıyım. Yasemin Mori'nin İspanyolca'da yıldız anlamına gelen Estrella adlı 4. albümü geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu. Müzikle ilgili keşfedebileceğim o kadar çok şey buldum ki hani artık bunu nasıl insanlara daha fazla aktarabilir mi derdini düştüm aslında. Bu albümde biraz onun yansıması diyebilirim.
Albümün çıkış şarkısı Estirelim Mi de Yasemin Mori, son yılların sevilen rap müzisyeni APO ile düet yaptı. Ateş oldum söndüm, kül gibi savruldum, bir o yana bu yana. Estirelim Mi şarkısı biraz böyle benim için İstanbul, İstanbul'daki böyle bu karmaşık, kozmopolit yapı. APO da aslında onun karşılığı olarak, yani orada onun söz söylemesi bana çok iyi geldi. Çünkü benim kafamdaki duygu haline çok uyuyordu onun tavrı, tarzı. Hayır, hayır, olamaz, hayır. Albümde bir şarkıda Mori'ye Cem Yılmaz eşlik ediyor. Hayır, hayır, olamaz, imkansız. Aslında reddedilmenin komedisi var orada. Yani hani buna yani insanlar böyle çok alınıyorlar ya, hani birilerinden böyle o reddi yedikleri zaman ya da bir şey. Onunla ilgili bir aslında komik bir yaklaşım yapmak istedim. Nayır, ne olamaz, nayır fikri çıktığı zaman Cem'in de o sırada aynı Yeşilçam kafalarında olduğunu biliyorum. Ya sen yapmak ister misin dedim. O da olur falan kabul etti ve hani böyle bir, yani o sempatik ve aynı anda alaycı tavrı mükemmel bir şekilde yaptı. Nayır, nayır. Olamaz nayır, sen o yollara düşerken ben dönmüştüm nayır nayır, olamaz. Usta oyuncu Ercan Kesal, Boston Türk Film ve Müzik Festivali'nde ödüle layık görüldü. Kuzey Amerika'nın en önemli sinema etkinliklerinden olan 17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali'nde Ercan Kesal, bu yıl 12. kez verilen Türk sinemasında mükemmellik ödülünün sahibi oldu. Amerika'daki en eski Türk film festivallerinden birisi olan Boston Türk Film ve Müzik Festivali, film gösterimlerinin ardından konserlerle 21 Nisan'a kadar devam edecek. Jüri üyelerinin sayısı çok. Anadolu Ajansı'nın bu yıl 4. kez düzenlediği İstanbul Photo Awards 2018'in kazananları açıklandı. Ve yılın fotoğrafı ödülüne Bosnalı foto muhabirinin Çocuk adlı fotoğrafı layık görüldü. İşte hem o fotoğraf hem de diğer kazananlar. Anadolu Ajansı tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Haber Fotoğrafı yarışması sonuçlandı. Yarışma için İstanbul'da bir araya gelen uluslararası jüri 22 ülkeden 27 fotoğrafçıyı ödüllendirdi. Ön plana çıkan konular genellikle yine göçmenler oluyor. Musul'un DEAŞ'tan arındırılması diğer konulardan bir tanesi. Bunun yanı sıra insanlığın yaşadığı büyük felaketler, depremler, afetler, fotomobillerin özellikle üzerinde durduğu konular. There is the crisis of the Rohingya. İnsan hikayelerini anlatan fotoğraflar öne çıktı. Göçmenlerle, ailelerle, hayatta kalmaya çalışan kadınlar ve çocuklarla ilgili dünyanın dört bir yanından birçok fotoğraf geldi. Dereceye giren fotoğraflar da insan hikayelerini anlatan karelerdi. Yılın fotoğrafı ödülüne Bosnalı foto muhabiri Damir Sagoy'un Bangladeş'te Arakanlı göçmenlerin bulunduğu kampta çektiği Çocuk adlı fotoğraf layık görüldü. O dramların içerisinde çocukların yaşadığı dramlar tabii çok çok üzücü ve derin etkiler bırakan şeyler. Burada bir çocuğun fotoğrafını görüyoruz. Hayatını kaybetmiş bir çocuk. Fakat o çocuk böyle ölümle yaşam arasında ince bir çizgide gider gelir gibi bize gösterilmiş. Bu çocuğun fotoğrafı sanıyorum son yıllarda yaşadığımız dramları sembolize eden fotoğraflardan biri olarak hafızalara kazınacak. Yarışmada Kevin Freyer, Getty Images için çektiği Rohingya konulu seriyle seri haber dalında birinci oldu. Tekil spor kategorisinde Lucas Schulze'nin Yüzücü mü Balık mı adlı fotoğrafı birinci olurken, seri spor alanında birinciliğe Pavel Volkov'un çektiği Talay hikayesi layık görüldü. Malezyalı fotoğrafçı Muhammed Fatil Asri, tekil doğa ve çevre birincisi olurken Andrew McConnell seri portre birincisi oldu. Yılın fotoğrafını çeken foto muhabiri 10 bin dolar para ödülünün sahibi olacak. Her kategorinin birincilerine de 8 bin dolar ödül verilecek. Müzik
Kadın Hikayeleri, Kendine Ait Bir Oda başlıklı sergiyle Leica Galeri'de görülebilir. Sergide 4 kadın fotoğrafçının farklı coğrafyalara ait hikayeleri yer alıyor. Dört kadın fotoğrafçı, 4 farklı coğrafya ve kadın hikayeleri. Leica Galeri İstanbul, Virginia Woolf'un aynı isimli kitabından yola çıkarak hazırlanan Kendine Ait Bir Oda sergisine ev sahipliği yapıyor. İki Türk, bir İranlı, bir de Alman sanatçımız var. Kitaptaki gibi kurguyla gerçek arasında gidip gelen eserlere yer veriyoruz. Kadının entelektüel özgürlüğe sahip olması için önce maddi özgürlüğünün olmasını gerektiğini savunuyor Virginia Woolf. Sergide Cansu Yıldıran'ın Mülksüzler, Charlotte Schmitz'in Çok Güzelim Çok, Tamine Monzavi'nin Taç Giydiren ve Meltem Işık'ın Aynı Nehirde Bir Daha adlı projeleri yer alıyor. Mülksüzler projesi benim olduğu kadar annemin de hikayesi aslında. Bizim yaylaya olan misafirliğimizden çıkıyor, yola çıkıyor. Yaylada, Karadeniz yaylalarında kadınların mülk edinme hakkı yok. Birçok yaylada böyle. Şeyi düşündüm, yok sayılmayı, hiçleştirmeyi nasıl aktarabilirim farklı bir metaforla, farklı bir dille. Mesela şurada bir kuş fotoğrafı var. Yani bir erkek bir kuşu tutuyor, bir bıldırcını tutuyor ve yani bunların hepsi bir metafor. First time I came to Balat. Balat'a ilk kez 2012 yılında geldim. Kısa sürede arkadaşlar edindim ve onlar beni evlerine davet etti. Her gidişimde de fotoğraf çektim ve bu zamanla kadınlarla ilgili bir çalışmaya dönüştü. Aynı nehirde bir daha benim için aynı anda hem gören hem görülen olmakla ilgili bir durum. Bu yalnız olduğumuz, tek başımız olduğumuz bir yer ama yalnız olduğumuzda da o hayali bakış her zaman bizi takip ediyor. Sergi 5 Mayıs'a kadar Leica Galeri İstanbul'da ziyaret edilebilir. Duyurmak istediğimiz bir diğer etkinlik de İş Bankası İftiharla Sunar başlıklı sergi. Ziyaretçilerden gelen yoğun ilgi üzerine sergi 17 Haziran'a kadar uzatıldı. İş Bankası İftiharla Sunar başlıklı sergi, kurumun 93 yıllık reklam yolculuğuna ışık tutuyor. Sergide 1920'li yıllardan Cem Yılmaz'ın Servet Bey karakterine kadar birçok kostüm ve kamera arkası görüntüler yer alıyor. 20 Ekim 2017'den bugüne kadar müze binasında 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan sergi 17 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Ajandamızdaki diğer haberlerden bir de tur hazırladık. Kendilerini kapatmış, yardıma muhtaç, bitkisel hayattaki insanlara ulaşmak o kadar zor olmayabilir. 2 yıl önce 46 Yok Olan dizisinde beraber çalışan ödüllü yönetmen Serdar Akar'la usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu yeni bir film projesinde buluştu. Ayhan Yılmaz, Murat Günay. Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu Cicero isimli filmde bir araya geldi. Projenin yapımcısı da 5 milyon 500 bin seyirciyi sinemaya çeken Ayla filminin yapımcısı Dijital Sanatlar oldu. Yaptığın aşıları kendine de yapıyor musun? Daha yeni başlıyoruz amca. Yapım şirketi Ayla filminde olduğu gibi yine yaşanmış bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Bu kız çocuğu savaşın içindeki hayatımıza girerek bu karanlık dünyayı adeta aydınlattı. Cicero da 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordusunda ajanlık yapan bir Türk'ün kahramanlık öyküsü etkileyici bir dille anlatılacak. Sıkarım. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği İstanbul Bienali 30. yılını özel bir projeyle kutluyor. İstanbul Bienali bugüne kadar düzenlenen her bienalden birer sanatçının özel olarak üretilen eserlerini Limited Edition setinde bir araya getirdi. İstanbulluların sanatla nefes alan 30 yılına bir saygı duruşu niteliği taşıyan çalışmada 1987'den bu yana düzenlenen her bienalden birer sanatçının bu proje için özel olarak hazırladığı eserler yer alıyor.
Limited Editions projesinden elde edilecek gelir, 2019 yılında düzenlenecek 16. İstanbul Bienali'nde dünya premierini yapacak yeni eser üretimine destek amaçlı kullanılacak. Sevgili seyircilerimiz, Afyon Caz Festivali 27 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde bu yılda dünyadan ve Türkiye'den birçok ismin katılacağı konserler ve etkinlikler gerçekleşecek. Biz de Afyon Caz Festivali'nden notlarımızla bugünü tamamlıyoruz. Yeni günde buluşmayı diliyoruz. Anadolu'nun ilk caz festivali 18. yılında. Afyon Caz Festivali'nde bu yıl yine dünyadan ve Türkiye'den birçok ismin katılacağı konserler ve etkinlikler müzikseverlerle buluşacak. Açılış Ömür Göksel gecesiyle oluyor. Lüksus'la bir eğlence gecesi var ve Alexander McKeown oğluyla beraber yine Gershwin standartlarını seslendireceği özel bir konser. Bu yılda 6 grup geliyor Çekler'den. Asuman Büke ve Aydın Büke'nin müzik üzerine felsefi konuşmaları, okul söyleşileri. Yine Yalvaç Ural'ın çocuk edebiyatı ve müzik üzerine konuşmaları, özel söyleşiler var. Yes, there were times, I'm sure you knew. Türkiye'ye cazı sevdiren sanatçılardan Ömür Göksel bu yıl onur ödülü alacak. Yıllarca yurt dışında Türkiye'nin adını duyurmak ülkemiz adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İkinci neden de Afyon ve birçok Anadolu şehri Ömür Göksel'in caz standartlarıyla caza yakınlaşmaya başladık. Biz bunu görmezlikten gelmedik ve bu saygıyı ona sunmaya çalıştık. Afyon Caz Festivali 27 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında. Hey, Lord, look at me. Oh.